25 Mayıs 2023 Perşembe Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 8 koşu var. Tüm koşular hakkında dikkat çeken isimleri sizlerle paylaşacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir giyşat bekliyoruz. Bir numaralı Densin Gaddet muhtemelen tempoyu belirleyecektir. Tek stili rakibi 2 numaralı Karun olabilir. Karun her zaman ısrarla kaçan bir isim değil. Densin de ısrarcı değil fakat akın sözen temponun farkında olup liderliği alırsa, kazanma şansı çok fazla artacaktır. Biz bu iki atı ön planda tutuyoruz. Fakat kim kazanır derseniz, bir numaralı Dancing Gather için kazanır diyebiliriz. Boş koşudaki bahis oyunlarınızda bir numarayı değerlendirebilirsiniz. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. İkinci koşu. Bu koşuda bir atı çok ön planda tutuyoruz ve kazanmasını bekliyoruz. 3 numaralı Alda Gör, grup yarışta bile lehine gidişat yakalasa başarılı olacak bir isimdir. 1400'de ve 1200 metrelik yarışlarda bu grubun üzerinde performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün liderliği alacak ve muhtemelen rahatlıkla temposunu kuracaktır. Onu da 4 numaralı muallim Halim yakın takip edecektir. Bizce bu ikili, yarışı ısrarla süratlendirmezlerse aynı şekilde 3 ve 4 sıralaması ile koşuyu bitirirler. Sıralı ikili için cazip bir ikramiye oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Ancak muallim Halim, ben kazanayım ve kazanmam için de alda liderliği almam gerekir diye ısrarcı olursa, kendi biletini erken kesmiş olur. Böyle bir senaryoda ikiliye gireceğini düşünmüyoruz. Bizim öngördüğümüz şartlarda, 3 numaralı alda gör bu yarışı kazanır birinci koşudaki Dancing Gather ile çifte denenebilir. Bu koşuda da 3 ve 4 sıralı ikilisi bir miktar denenebilir. Yedili plase oyunlarınızda da alda görü banko olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi altılı ganyan tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. İlk ayakta süratli bir tempo beklemiyoruz. 8 numaralı Fıstıkcan liderliği alabilir. Fakat ısrarcı bir at olmadığını, hafif süratli bir isminde liderliği alabileceğini belirtelim. Özellikle ön grupta yarışı sürdüren ve liderliği alabilecek sürate sahip atların çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Bu tanıma uyan 5 isim belirledik. 8 numaralı Fıstıkcan, 4 numaralı Erciş Güzeli, 6 numaralı Ayşin Hanım, 3 numaralı Demir Bayk ve 1 numaralı Tatlı Üçer, liderliği alabilecek potansiye sahip hafif süratli atlardır. Bu atların yarışı süratlendireceklerini düşünmüyoruz. Yani liderliği kim alırsa alsın, diğerleri arkasında konumlanacak ve ağır tempoda bir yarış sürdürecektir. Belki mesafe kısa olduğu için, sonradan hafif süratlenen bir tempo izleyebiliriz biz bu 5 isim arasında, 3 numaralı Demir Bayki favori olarak önereceğiz. Bu safkanı idman pistinde de çok beğendik. Son yarışı da çok başarılıydı. Ankara pistine uyum sağlarsa, bu rakipleri geçebilir. Net favorimizdir. Rakipleri sırası ile, 8 numaralı fıstıkcan, 4 numaralı Erciş Güzeli, 6 numaralı Ayşin Hanım ve 1 numaralı Tatlı Üçer olacaktır. Yarış günü yağmur beklentisi de var. Pist ıslak olursa 9 numaralı Bersun ateşi ve 7 numaralı Gözlüce de etkili olacaktır. Gözlüce'yi süratli bir tempo olsaydı favori bile önerebilirdik. Ağır tempodan dolayı son sıraya aldık ama pist durumundan dolayı şansının arttığını belirtelim. İlk ayak için rakamsal sıralamamız 3 8 4 6 1 9 7 şeklindedir. 2. ayak Bu koşudaki net favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim 2 numaralı Kevin lomax'tır. Bu safkan son yarışında kazanan atı elinden biraz fazla kaçırdığı için yakalayamadı. Ama güçlü atakları ile ara kapatması çok beğenildi. Bu yarışından sonra yapmış olduğu işlerini çok beğendik. Son işinde Anıl Amca ile beraberdi. Onunla beraber yaptığı işinde iç kulvarda olmasına rağmen rahat görüntüsü ile dikkatimizi çekti. Anıl amca henüz 4 yarış koşan ve ikisini kazanıp diğer ikisinde de ikinci olak bir isim. Geçildiği atlar, kısa vade kazanıp grup yarışlarda koşan isimlerdir. Geçildiği Poyri simli Safkan, erkek tay denemenin yakın ara beşincisi oldu. Yani Anıl amca gibi güçlü bir ismin yanında rahat görünen Kevin Lomax'ın, bu grubu kolay geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiçek Abbas'ın liderliği alacağı bu yarışta, Lady Fate onu yakın takip edecek, Kevin Lomax da 3 ya da 4. lükte yer tutacaktır. Düzlüğe de arttırarak girecek olan Kevin Lomax, bizce farkı açarak kazanacaktır. 2 numaralı Kevin Lomax, günün bankosu olarak yazılabilir. 3. Ayak bu koşuda liderliği bir numaralı Captain Bersis alacaktır. Muhtemelen arkasına cambaz takılacak fakat fazlaca rahatsız etmeyecektir. Captain Bersis, ağır kilosuna rağmen bu rakipler arasında çıktığı gibi bitirebilir. Bu safkanın idman pisti görüntüsünü de çok beğendik. Uzun işini el değmeden dereceli tamamladı. Bugün lehine şartlarda bu grubu geçmesi normal sonuç olur. Captain Bersis kiloyu kaldırabilir fakat, Furkan Çetin'in son bir ayda 30 koşudan sadece bir galibiyet çıkardığını düşünürsek, güvenmenin riskli olabileceğini söyleyebiliriz. Salı Ankara koşusunda %45 AGF oranı alan Last Tulip ile nasıl kaybettiğini anlatmamıza gerek yok. Biz o koşuyu da Furkan Çetin'den dolayı kapatmıştık. Furkan kötü an bilmiyor fakat, bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Bugün ayağına gelen bu şansı iyi değerlendirip kazanırsa morali düzelecektir. Umarız kazanır diyelim ama altılı kuponlar için rakiplerini de önerelim. Rakipleri, satışta olan 2 numaralı The Plucky başta olmak üzere, 4 numaralı Serveyron, 5 numaralı Jambaz, 8 numaralı Lion Child, 6 numaralı Navona ve 3 numaralı Black Lion olabilir. Daha geniş kupon yapanlar, boş kilolu 9 numaralı Amadis ve 7 numaralı Anzer balını da yazsınlar. 1 numaralı Captain Bersis'i banko yazmayanlar için rakamsal sıralamamız 1 2 4 5 8 6 3 9 7 şeklindedir. 4. ayak. 7 atın start alacağı bu koşuda eleme yaparak tahminlerimizi anlatalım. Öncelikle bir buçuk yılı aşkın süredir kazanamayan 3 numaralı Canoğlu Can'ı eliyoruz. Bu safkan bu grubu geçebilecek güce sahip fakat, uzun süredir yarış kazanmayan kazanma karakteri düşük isimleri genelde yazmayız. Ya hakkında iyi bir duyum alacağız, ya da önemli bir değişiklik gösterip bize ışık verecek bir işi olması gerekir. Kesinlikle kazanamaz demiyoruz fakat bu tip atları genelde yazmıyoruz ve bugün de eliyoruz. 2 numaralı Hedbe, bizce lehine şartları yakalamadığı sürece bu grupta zorlanır. Canoğlu Can'ı son yarışında geçiti fakat dediğimiz gibi Canoğlu Can kazanma karakterinden dolayı Hedbe'ye geçildi. Bugün Headbe bu rakiplerin tamamını geçemez diye düşünüyoruz. 7 numaralı Tumbul Çiçeği, Ankara'da daha çok zorlanan bir isim. Özellikle süratli bir tempo olmadıkça bu safkana bu piste şans vermeyiz. Bugün çok süratli bir tempo beklemediğimiz için bu safkanı da eliyoruz. Kalan atları şablonumuza yazacağız. Nedenleri ile şimdi onları yorumlayalım. 1 numaralı Megastar, ağır kilosuna rağmen güçlü bir isim olup bu grupta yazılmayı hak ediyor. Özellikle ağır tempo ve Özcan Yıldırım'dan dolayı kuponlarda mutlaka bulunduralım. 6 numaralı Tuncer, çok güçlü bir isim. Eski gücünde değil ve eski performansı yok ancak, son kayıtlı olduğu yarışında bir hayli dillenmişti. Bir problemi nüksedince yarıştan çıktı. Eğer buraya problemsiz katılıyorsa kazanabilir. Mutlaka kuponlarda olması gerekir. 4 numaralı Tunç Dağ, gücünü genelde yarışlarına yansıtan bir isim. Bu gruptaki atlardan, Mega Star Hedbe ve Canoğlu Can'ı yarış içerisinde geçebilmiş bir isim. Bugün rakiplerinin hatasını kollayacaktır. 5 numaralı Akda Fırtınası ise, yarış içi avantajlara sahip bir isim. Bu rakipleri ile ilk kez karşılaşacak. Fakat liderliği alıp rahatlıkla temposunu kurabileceği bu yarışta, çıktığı gibi bitirebileceğini düşünüyoruz. Akdağ fırtınası, son çalışmasında el değmeden rekor dereceli bir iş sergiledi. Ahmet çelik idaresinde kazanması bizi şaşırtmayacaktır. Küçük büyük tüm kuponlarda akdağ fırtınası yer almalıdır. 4 at yazarak bu koşuyu geçmeye çalışalım. Rakamsal sıralamamız, 1, 6, 4, 5 şeklinde fakat, ayırım yapmamanızı şiddetle öneririz. Beşinci ayak. Bu koşuda hafif süratli birkaç isim var. Fakat mesafeden dolayı hepsinin liderlikte ısrarcı olacağını düşünmüyoruz. Çok ağır bir temponun da olmayacağını belirtelim. Yarış içi şartlar, 3 numaralı Umut Bey'e yarayacaktır. Umut Bey, son yarışında ilk birinciliğini elde etti. Üstelik buradaki rakiplerinden Bolivar ve Germuşlu Fuat'ı çok kolay geride bıraktı. Bu tip mesafelerde çok eksik koşmadığı sürece bu atlara geçilmez. Umut Bey, Ankara'ya geldikten sonra çok değişti. 2200 metrelik yarışında da kazanabilirdi. Fakat o gün viraj üzerinde dışa açılmasını engelleyen bir at vardı içe girmeye zorlanınca sprinti kesintiye uğradı ve potansiyelini ortaya çıkaramadı. Biz Umut Bey'in bu sezon Ankara'daki her iki yarışını da çok beğendik. İyi form durumu ile bu rakiplerini de geçeceğini düşünüyoruz. 3 numaralı Umut Bey günün bankosu olarak yazılabilir. 6. ayak Son ayakta takip atımıza önceliği vermek istiyoruz. 15 numaralı Potnia Teron, kazanması uzun sürmeyecek bir isim. Son çim yarışı da çok iyiydi. Bugün Müslüm Çelik idaresinde üzerine biraz bile koyabilirse, bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Net favorimiz olduğunu belirtelim. Rakipleri elbette olacak. İlk startına çıkacak olan 10 numaralı Beviçid'den iyi bir yarış bekleniyor. Bugün mutlaka kuponlara ekleyelim. 4 numaralı Mishi, 13 numaralı Moon and Sun, 11 numaralı Golden Key, 14 numaralı Nerminim, 8 numaralı Tarsus Rüzgarı ve 6 numaralı Mr. Toprak, geniş kuponlara önereceğimiz atlardır. Son ayak için rakamsal sıralamamız, 15, 10, 4, 13, 11, 14, 8, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.